Padişime ben çok seviniyorum. Bu duruma geldi. O daha yakışıklı. Daha yakışıklı kesinlikle. Daha iyi olsun. Rabbin egemenli. Bir yıldız olsun. Ben bunu istiyorum senden. Tamam mı? Sahne sende ama önce dua edeyim. Evet. Rab lütfen Ali kardeşimize kulağın. Onun ağzı sen konuş ya Rab. Bize de yardım et Rab İsa. Senin sözü iyi anlayalım ya Rab. Sen yüce ismi. Evet, 4 ya da 5. seferdir vaaz için hazırlanıyorum ve vaaz vermeye çalışıyorum, biliyorum demeyeyim de. Vermeye çalışıyorum ve her seferinde böyle göstermek istiyorum size kağıdımı. Özel bir başlık hazırlıyorum, nasıl giriş yapacağım diye. Çok özel böyle size layık olmasa da size ispatlar dolu cümleler hazırlıyorum. Ama buraya çıktığım zaman her şey tamamen değişiyor. Biraz tabii heyecan oluyor. Normalde de buradayım her zaman, tapınma zamanında da buradayım ama tapınmada direkt sizlerle irtibat kurmadığım için pek fazla da şey olmuyor. Heyecana kapılmıyoruz ama vaaz konusu gerçekten çok heyecan verici bir şey ve çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Benim bugünkü vaaz konum İsa Mesih'in denenmesi bölümü olan Mahta 4. bölüm. Tayfun abi de bugün bu konuya biraz değindi. %99 haberi yoktu benim bu konuda bazı izlediğimde. Geçen birkaç gün önce Eser abi de Timoteus grubunda tam bu konunun geçtiği insan yalnız ekmekle değil Tanrı'nın ağzından çıkan her kelamla diye bir ayet var bölümün içinde. O ayeti Timoteus da paylaştı. Tabii ben bundan önce karar verdiydim bu konuyu yapacağımı. Çünkü yılımız bitiyor ve genellikle her geçen yıl bir öncekinden daha da kötü gibi geliyor bazen bize. Çünkü her geçen yıl şeytanın bize karşı olan saldırıları artıyor. Çünkü her geçen yıl biz kiliseye sadık olduğumuz sürece, Rabb'e sadık olduğumuz sürece Rabb'e daha da yakınlaşıyoruz ve şeytanın biraz daha fazla saldırılarına maruz kalıyoruz. Kutsal kitapta birçok yerde dünyanın egemen olan şeytanın her zaman bize saldıracağıyla ilgili, sürekli bizi ayartmaya çalıştığıyla ilgili bahsediyor zaten. Ve İsa Mesih de dünyaya insan bedeninde geldiği için İsa Mesih de bundan muaf değildi. O da şeytanın saldırılarına maruz kalacaktı ve o bunun farkındaydı. Şimdi öncelikle ayet okumak istiyorum Matta 4. bölümü. Bundan sonra İsa iblis tarafından denenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı yaklaşıp Tanrı'nın oğluysan söyle şu taşlar ekmek olsun dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz. Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar diye yazılmıştır. Sonra iblis onu kutsal kente götürdü. Tapınağın tepesine çıkarıp Tanrı'nın oğluysan kendini aşağıya at dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa bile çarpmasın, bir taşa çarpmasın diye seni elleri üstünde taşıyacaklar. İsa iblise şu karşılığı verdi. Tanrı'nın Rabbi denemeyeceksin diye de yazılmıştır. İblis bu kez İsa'ya çok yüksek bir dağa çıkardı. Ona bütün görkemiyle dünya ülkelerini göstererek yere kapanıp bana taparsan bütün bunları sana vereceğim dedi. İsa ona şöyle karşılık verdi. Çekil git şeytan. Tanrı'nın Rabbe tapacak yalnız ona kulluk edeceksin diye yazılmıştır. Bunun üzerine iblis İsa'yı bırakıp gitti. Melekler gelip İsa'ya hizmet ettiler. Şimdi Matta İncil'inde görüyoruz genellikle bu konuyu. İsa Mesih'in doğumundan beri zaten şeytan uğraşıyor. Çünkü onun
kimliğinin farkında ve onun geleceği yerin, yani şeytanın aslında sonu olduğunun farkında, yani İsa Mesih çağrına kadar gidecek ve şeytanın sonu olduğunu, şeytan bunun farkında. Çünkü zaten Tanrı Havva'ya bu vaadi verdi. Kadının soyundan gelecek olanın yılanın başını ezeceğini şeytan da biliyordu. Çünkü Eden bahçesinde kadına bu laf söylendiği zaman şeytan da oradaydı. Ve bu yüzden Herodes'i kullanarak İsa Mesih'in ölümünü istedi. Fakat Tanrı'nın planı takır takır her zaman işledi. Tanrı Yusuf'a rüyasında melek gönderdi ve Mısır'a gitmelerini söyledi. Şimdi kardeşler, şeytan genellikle bunu çoğu zaman bize de yapıyor. Yemleme taktiği diye bir taktik kullanıyor. Karşısındaki bedene bir yem atıyor. Biz onu yutarsak, daha sonrası var tabii bu olayın, ama ilk olarak bize ufak bir yem atıyor. Ki aynı şekilde bu yemi Adem ve Havva'ya da Eden bahçesinde attıydı. Onlara yalan söylemedi. Şeytan sadece gerçeği birazcık çarpıtarak, farklı bir şekilde kullanarak onları ayarttı. Ama kullandığı kelimeler aslında yalan içeren pek fazla bir şey yoktu kullandığı şeylerde. Mesela gerçekten mi Tanrı size bahçede hiçbir meyveden yemeyin diye soruyor. Sadece soruyor. Yani burada yalan söylemiyor onlara. Soru soruyor. Sonrasında eğer bu ağaçtan yerseniz Tanrı gibi olacaksınız diyor. İyiyi ve kötüyü bileceksiniz. Bence yalan. Evet, tabii dedim ya, tamamı yalan olmuyor, bir kısmını çarpıtarak söylüyor. Yani ölmeyeceksiniz kısmını, evet çarpıttı. Orayı değiştirerek söylüyor ama geri kalan kısmını... O da yalan saydı. Tamam, onu da yalan kabul ettik. Fetvayı verdik o konuda. Şimdi İsa Mesih geldiği zaman da diyor ki, eğer Tanrı'nın oğluysan, İsa Mesih'e yem atıyor. Yani Tanrı'nın oğluysan bunu bana kanıtla. Tanrı'nın oğluysan ben senin Tanrı'nın oğlu olduğuna inanmıyorum. Ama aslında biliyor Tanrı'nın oğlu olduğunu. Ben senin Tanrı'nın oğlu olduğuna inanmıyorum. Bana bunu kanıtla. Gücünü bana göster. Çünkü İsa Mesih insan bedenindeydi ve şeytan onu bu şekilde alt edebileceğini düşündü. Ama ayette dikkat etmemiz gereken başka bir konu daha var. Diyor ki İsa Mesih 40 gün 40 gece oruç tutmuştu. Ve açtı. Şeytanın kullandığı yemleme taktiğinin diğer şeyi de, kolu da bu. Neye ihtiyacımız varsa onunla bize daha çok saldırıyor. İsa Mesih ayette diyor ki acıktı. Acıktığı için şeytan ona yaklaştığı anda ekmekle geldi. İsa Mesih taşı ekmeği çevirebilecek güçte miydi? Evet. Bunun farkında mıydı? Yine evet. Ama o oruçluydu hala. Az önce biz arkada da Eser abiyle bu konuyu konuştuk. Muhtemelen orucunun son günü olabilirdi o gün. Ama hala oruçluydu. Hiçbir şey yemeyecekti o gün. Ve şeytan ona geliyor, en zayıf, bedenin gerçekten zayıf olduğu noktada ona saldırmaya çalışıyor. En fazla kaç gün oruç tuttunuz kardeşler? Hiçbir şey yemeden içmeden. Ama ben şahidim. Ben de öyle. 10 gün, 11 gün. Evet, ona ben şahidim. 10 günün sonunda nasıl hissettin Mikael abi kendini? Aslında o zaman yemek de aramıyorsun. Ben hatta çorba yapayım sana. Alışıyorum. İlk, evet. En zor günler ilk günler. Su peki, su konusunda. Su zaten sen. Su. Su içtin de. Ha. İse de içti. Sahrada. Ha? Sahrada. Çölde. Ama çölde. Evet. Şey sadece bir yemek yemedi. Yemek yemedi. 3 günden sonra insan ölür. Tamam. Evet. Şimdi baktım acıktı sadece. Ya ben açıkçası 2 gün maksimum. Yani bunu 2 gün tüm yapmadım. Tamamen 2 gün yemek yemeden durumu da yapmadım. Sadece günde bir öğün sadece. Yemek yiyerek sadece. Maksimum 2 gün denedim. Ve Mikael abin dediği konuya da katılıyorum. 2 gün sonunda, yani ilk günler gerçekten çok zor oluyor. Ben ikinci günde pes ettim. Çünkü gerçekten zor günler ilk günler oluyor. Ve ayette biliyoruz ki İsa Mesih 40. günde acıkıyor ve şeytan acıktığını hissettiği zaman ona ekmekle yaklaşıyor. Bakın kardeşler, bizim şeytan genellikle bunu çoğu zaman bize karşı da kullanıyor. Sevgiye mi ihtiyacımız var? Bizi sevgiyle yakalamaya çalışıyor. Yemliyor.
Veya bir maddi olarak sıkıntıda mıyız? Bizi parayla yiyemiyor. Ya da ekmek konusunda mı sıkıntı yaşıyoruz? Bizi ekmekle yiyemiyor. Aynısını İsa Mesih'e yaptığı gibi. İsa Mesih acıktığını hissettiği anda yaklaştı. Şeytan geri kalan 40 günde de İsa Mesih'in yanına gelebilirdi. Fakat beklediği bir şey vardı ki bedenin zayıf düşmesini istiyordu. Ki beden zayıf düştüğü zaman, acıktığını hissettiği zaman insan beyin otomatikman oraya odaklanmaya başlıyor. Artık o mide bulgusuna odaklanmaya başlıyor ve beyin fazla bir şey düşünmek istemiyor o anda. Ve vücut yoruluyor artık. Gerçekten güçsüz kalıyor o anda. Saldırmaya başladı İsa Mesih'e. Fakat İsa Mesih'in de cevabı çok netti. Açık ve net olarak cevabını verdi. İsa Mesih acıktı ama Tanrı'nın sözüyle de yaşanabileceğini şeytana söyledi. Yani Tanrı'nın sözüyle fiziksel bir açlığı doyurmak aslında mümkün değil. Yani kimse yıllarca aç kalıp kitap okuyarak karnını doyuramaz. Ama İsa Mesih'in buradaki şeytana verdiği cevaba baktığımız zaman o bizim aslında ruhsal açlığımızdan da bahsediyor. Yani biz tok olup şeytana kulluk edeceğimize aç kalıp Tanrı'nın sözünü dinlesek daha iyidir anlamında söylüyor. Çünkü tok olup şeytana hizmet ettiğimiz zaman sonunda hiçbir şey yok. Ama aç kalıp Tanrı'ya hizmet ettiğimiz zaman sonunda bizi bekleyen bir ödülümüz vardır. Tanrı'nın yanına gideceğiz çünkü sonuçta biz. Ve İsa Mesih şeytana gene kutsal kitaptan örnek veriyor. Gene cevabını kutsal kitaptan veriyor. İnsan yalnız ekmekle değil Tanrı'nın sözüyle de yaşayabilir diye. Şimdi kardeşler bizim genellikle hayatımızda birçok zaman denenmeler ile yüzleşiyoruz. Birçok konuda şeytan bizlere de saldırıyor, bizleri de yemliyor. Yani bu herkesin başına gelebilir, her zaman olabilir. Buradan çıktığımız anda da olabilir. Burada otururken bile bizi yemlemeye çalışabilir. Çünkü şeytanın zaten görevi bu, ayartıcı. Yani bizi ayartmak için uğraşan birisi bu. Ama bu konuyla ilgili sevinmemiz gerek. Az önce Yakup 1. bölüm 2-3 galiba Seher'e gelen ayet vardı. Gülgün abla verdiydi. Denendiğiniz zaman sevinin. Denenmelere maruz kaldığınız zaman sevinin diyor. Çünkü denenmeye maruz kaldığımız zaman şunun farkına varmamız lazım ki biz Tanrı'nın yanındayız, gerçek taraftayız. Biz gerçek tarafta olmasak, şeytanın kovasında olsak, şeytan bizi yemliyor ya, balık tutanlar bilir. Şeytanın kovasında olsak, şeytan kovanın içine tekrar kanca atıp bizi tekrar orada oynatmaz. Ama biz denizdeyiz, Tanrı'nın yanındayız. Ve şeytan bizi yemlemeye çalışıyor, yakalamaya çalışıyor. Eğer denizdeysek ne mutlu bize. Bu konuyla ilgili mesela hastanelerde hasta başı monitörü diye bir şey var. Belki bilirsiniz bu konuda. Hatta benim kolumda bir dövme de var bununla ilgili. Hasta başı monitöründeki o çizgileri biliyorsunuzdur. Eğer biz yaşıyorsak o çizgiler yukarı aşağı doğru ilerleyecektir her zaman. Ama ölüyse dümdüz gidecektir. Aynı şekilde bizim hayatımız da bu şekilde kardeşler. Eğer biz yaşıyorsak hayatımız inişli çıkışlı olacaktır her zaman. Her daim denenmeler olacaktır, her daim saldırılar olacaktır. Düşeceğiz, kalkacağız. Yani kimse bir denenmede ben hep zaferle çıktım, hiçbir zaman düşmedim diyemez. Çünkü bazen insan denenmede olduğunun bile farkına varamıyor ki en tehlikeli olan da budur. Şeytan bize saldırdığı zaman ilk olarak denenmede olduğumuzu anlamamız lazım. Aksi takdirde şeytanın yenilmeden sonraki ikinci planı bu şekilde oluyor. Bu denenmenin hiçbir zaman bitmeyeceğini bize aşılamaya çalışıyor. Aslında bir denenmede değilmişiz gibi gösteriyor. Aslında bunun ölünceye kadar sürecekmiş gibi gösteriyor ve bizi Tanrı'ya karşı isyan etmeye doğru sürüyor. Ama denenmede olduğumuzun farkına varsak ve kutsal kitaptan, Tanrı'nın ekmeğinden, Tanrı'nın sözünden yesek o anda anlayacağız ki aslında bizim o an mutlu olmamız lazım. Tam tersine şeytana doğru savaşmamız lazım o sırada. Pes etmek yerine. Bazen dediğim gibi denenmede olduğumuzun farkına varmayınca da sürüklene gidiyoruz ve bataklığa saplanır gibi biz yere saplanıyoruz.
Ve şeytan bizi oradan çekmeye başlıyor. Şimdi şeytan birinci ayartmasını yaptı İsa Mesih'e, daha sonra uzaklaştığından ve İsa Mesih'i kutsal kente götürdü. Tapınağın tepesine çıkarıp Tanrı'nın oğluysa aşağı at dedi kendine. Çünkü şöyle yazılmıştır: Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek, ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar. Şimdi İsa Mesih'e ikinci yaklaşımı şeytanın ve toplam 3 yaklaşımında sadece 2 defa eğer Tanrı'nın oğluysan diye yaklaşıyor. Üçüncü de artık aldığı cevaplardan dolayı böyle bir şeye gerek duymuyor. İsa Mesih'e ikinci bir kez daha yemleme taktiğini kullanmaya çalışıyor ki İsa Mesih'e kafasında o aç, o midesini düşünen o bedenin kafasına şunu getirmeye çalışıyor. Acaba gerçekten öyle mi? Yoksa halüsinasyon mu görüyorum? Yoksa bir hayal ürünü mü bunlar? Çünkü şüphe şeytanın attığı en büyük tohum. Her zaman içimize yerleştirmeye çalıştığı o kanser hücresi olan şüphe. Tanrı'ya karşı, kendi gücümüze, benliğimize, gitkimize karşı olan şüphe almaya çalışıyor içimize. Eğer bu şüphe tohumunu kabul edersek, bir damla bile olsun su dibine atarsak, bir süre sonra gerçekten meyve vermeye başlayacak o. Ve durdurması da gerçekten bir süre sonra zor oluyor. Eğer farkına varmazsak orada doğum olduğunu. İnsan arasında bir şüphe koyuyorlar. İnsanlar arasında, aynen Tayfun abim dediği gibi. Ve İsa Mesih'e de onun babayla olan ilişkisine şüphe atmaya çalışıyor orada şeytan. Sen gerçekten Tanrı'nın oğlu musun? Hani dön bir kendine bak, sen gerçekten Tanrı'nın oğlu musun tarzında yaklaşıyor aslında orada. Hani Tanrı'nın oğluysan bana kanıtlasana bunu. Şeytan her şeyin farkında. İsa Mesih'in kim olduğunun farkında. Çünkü zaten doğumundan beri onunla uğraşıyor. Onun önünü kesmeye çalışıyor, onu engellemeye çalışıyor. Şimdi İsa Mesih'in cevabı gene kutsal kitaptan oluyor bu konuda. Tanrı'nın Rabbi denemeyeceksin diye yazılmıştır. Diye çok güzel, net bir cevap veriyor şeytana. Şeytan, ya benim hayatımda da bana karşı çok saldırı. Hepimizin hayatında olmuştur. Benim hayatımda da bana karşı defalarca şeytanın saldırısı oldu. Ama birkaç defa özellikle böyle ayet, böyle nokta atışı yaparak ayet üzerinden bana saldırdığı olmuştur şeytanın. Bu mesela şeyde Akköy'de olduğumuz zaman Tanrı'ya daha yeni yeni böyle içimden geldiği için baba demeye başladığım dönemlerde, o zaman da mutluluk hissettiğim, gerçekten esenlik hissettiğim dönemlerimde ama tamamen de şey değildim, yani hazır değildim böyle büyük bir saldırıya. Çünkü genellikle biz şey yapıyoruz ya, vaftiz olan insanlara vaftizden sonra bir savaş olacak şeytanla senin aranda diye bir uyarıda bulunuyoruz insanlara. Bu, biz Tanrı'ya gerçekten kalbimizi verdiğimiz, kendimizi ona adadığımız zaman oluyor. Ve ben o gün Tanrı'ya kendimi sunduğum zaman bunun olacağının farkında değildim. Yani pek de hazırlıklı değildim bu duruma, dua etmek için hazırlıklı değildim. Ve üstünden çok bir zaman geçmedi, birkaç gün sonra anlatmıştım önceki bazılarında, çok güçlü bir saldırıya maruz kaldım. Hem fiziksel saldırı şeytan tarafından, hem ruhsal saldırıya maruz kaldım ama denendiğimin farkında değildim. Yemi yuttum. Denendiğimin farkında olsam tapınma esnasında geçip arkada oturup köz köz beklemezdim. Ayakta dimdik dururdum ve sürekli dua içinde olurdum ve insanların bana dua etmesi için izin verirdim orada. Ama ben bunun işte bunu Tanrı'ya bağlamaya çalıştım. Tanrı neden buna izin veriyor? Neden ben Tanrı'ya baba diyorum, Tanrı bana şeytana saldırmasına izin veriyor? Aslında bir denenmede olduğumun, kısa bir süre sonra bunun bitebileceğinin farkında olsaydım, bu kadar da uzayamayacaktı bu sıkıntılar. Ama farkına varmadıkça bu uzaya gidiyor maalesef. Bazen çok daha uzun süreç olabiliyor bu denenmelerimiz. Tabii ben köz köz oturdukça şeytan daha da fazla saldırmaya başladı, daha da sert saldırmaya başladı. Çünkü maksadı zaten beni denizden çıkarıp kendi o küçücük kovasından tutsak etmekti.
hamdolsun en sonda böyle bir denenmede olduğumun farkına vardık orada kardeşlerle. Ve bunun için dua ettik ve denenmeden zaferle çıkabildik. Ama bu bir gerçek kardeşler. Her zaman var denenme. Ben mesela o konferansta 15 gün Akköy'de kaldıktan sonra dedim ki dedim artık birçok konuda iyi hissediyorum. Birçok konuda daha bilgiliyim. Birçok konuda daha yetkiye sahip olduğumun farkındayım. Artık geri gideceğim. Ve geri gittiğim zaman her şey mükemmel olacak. Artık kimseyle sorun yaşamayacağım. Kimseyle sıkıntı yaşamayacağım. Bana karşı küfür etseler bile ben onlara sevgi göstereceğim. Otobüsten indim. Polisler beni işte sakallar falan vardı biraz. İndirdiler aşağıya. Bayağı sinirlendim. Daha Kuşadası'na varmamışım bile. Kuşadası'nın girişinde çevirmede indirdiler beni aşağıya. Terörist muamelesi yaptılar da orada bana sakallardan dolayı. Çantamı, bavulumu falan açtılar. Çok sinirlendim. Aslında konferanstan çıktığım 5 dakika olmuş. Ben kendime bu sözü veriyorum. Diyorum ki ben artık Rab'de yürüyen bir adam olacağım. Rabbin egemenliğinde yürüyeceğim ve artık günah işlememeye çalışacağım. Yani gerçekten iyi bir insan olmaya çalışacağım. Üstünden 4,5-5 saat geçiyor. Kuşadası'nın girişinde çevirmeden indiriyorlar beni. Ben adamlara bağırıyorum, çağırıyorum yolun ortasında. Siz neden beni arabadan tek beni indirdiniz diye. Cumartesi günü gidiyorum eve. Ertesi gün pazar ve kiliseye gideceğiz. Anneme ve kardeşime kızıyorum sokağın ortasında. Yani yapmayacağım dediğim şeylere şeytan daha da böyle döndürüyor. Tekrar bana önüme atıyor, yem olarak atıyor. Ben ne kadar yapmayacağım, kendi gücümle bunu yapmayacağım dediysem tam tersine onlara gittim yaptım. Öyle zaten insanların sağlam olduğu yerlerden kullanacağım. Aslında yapmayacağım dediğimiz zaman... Yapmayacağım dediğimiz zaman kendi benliğimize güvenmeye çalışıyoruz orada. İşte ben kendi gücümle bir şeyleri engelleyebilirim diye düşünüyoruz. Ama İsa Mesih burada şeytana savaş açmıyor. Şeytanı fiziksel bir güçle veya iradesiyle kovmaya çalışmıyor. Şeytanın kovduğu 3 tane cevap var. 3'ü de Tanrı'nın sözü. 3'ü de kutsal kitaptan. Hiçbirini kendi kafasından söylemiyor. Şeytan bak benimle uğraşmamak kötü olacak demiyor. Tam tersine ayetten örnekler veriyor. 3 verdiği 3 ayetin 3'ü de kutsal kitaptan ayet örnekler veriyor. Ve dikkat edin, dikkatinizi çekelim. Mesela bir düşünce geliyor kafanıza diye düşünün. Şeytan saldırıyor size. Şeytan defol git dese gitmiyor. Tam tersine daha fazla geldi. Ama o sırada Tanrı'nın sözüne odaklanırsak ve dua etmeye başlarsak gider. Bizim ağzımızdan çıkan her kelamı dinlemeyecek o zaten. Onun korktuğu, onun çekindiği tek yer kitap. Tek mevki zaten Tanrı. Ve Tanrı'nın bize verdiği yetkiyle biz onu kovabiliriz. Normal böyle defol git dersek hiçbir faydası yok mu? Daha fazla saldırmaya başlayacak, daha fazla uğraşmaya başlayacak biz. Hani yaramaz bir çocuk olarak düşünün şeytanı. Ne kadar git dersen geri gelip yapışacak size. Ne kadar kovarsan kov, geri gelip yapışacaktır size tekrar. Hani dayak arsızı diye düşünün. Ama İsa Mesih'in size vermiş olduğu yetkiyle ve o güçle ona bu kitaptan İsa Mesih ve Tanrı'nın sözünden bir şey söylediğiniz zaman o buna uymak zorunda. Çünkü Tanrı'nın karşısında yapabileceği hiçbir şey yoktur. Şimdi denenmeler her zaman hayatımızda var. Ve hiçbir zaman bitecektir diye bir şey yok kardeşler. İsa Mesih'e şeytanın üçüncü saldırısı bu sefer biraz farklı bir saldırı şekliyle yaklaşıyor bu sefer. İblis bu kez İsa'yı çok yüksek bir dağa çıkardı. Ona bütün görkemiyle dünya ülkelerini göstererek yere kapanıp bana taparsan bütün bunları sana vereceğim dedi. İsa ona şöyle karşılık verdi. Çekil git şeytan. Tanrı'nın Rabbe tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin diye yazılmıştır. Bunun üzerine İblis İsa'yı bırakıp gitti. Melekler gelip ona hizmet ettiler. Şimdi dikkat ettiyseniz ilk iki ayette İsa'yı şüpheye yöneltmeye çalıştı. İsa'nın kafasını karıştırmaya, onu biraz sarsmaya çalıştı. Ama üçüncü ayartma isteğinde şeytanın şu şekilde bir durum çıkıyor ortaya. Tamam, sende güç var. Ben artık inandım, sende güç var. Ama bende de güç var.
Şimdi sen benim karşımda eğileceksin, bendeki gücü de sana vereceğim. Tarzında bir yaklaşım sergiliyor İsa Mesih'e. Yani tüm dünyanın güzelliklerini gösterdi diyor ve görkemiyle gösterdi onları diyor. Hazineleri gösterdi onları diyor. Ve İsa Mesih'in o elinde olan yetkiyi almaya çalıştı. Çünkü aynı şeyi bakın Adem ve Havva'ya da yaptı. Adem ve Havva'nın elinde bu yeryüzünün tapusu vardı. Ve onları yaptıkları ufacık bir şey. Elmadan bir ısırıcık almak. Tanrı'nın sözüne karşı geldikleri zaman tüm o hayvanlar üzerinde oldukları egemenlikleri, yeryüzündeki egemenliklerini şeytanın eline teslim ettiler. Küçücük bir günah, koskocaman bir günah. Tüm dünyayı kapladı. Ve her şeyini kaybedecek kıvama geldi insanlar. Ve İsa Mesih'e kadar tüm insanlık şeytanın köleydi. İsa Mesih'e inanan insanlar artık biz şeytanın kölesi değiliz kardeşler. Çünkü İsa Mesih şeytana çekil, defol, git. Tanrı'nın Rabbe tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin diye yazılmıştır olan ayeti şeytanın yüzüne vurdu. Ve bende olan yetkiyi alamazsın. Dedi kardeşler. Adem ve Havva'nın kendi elleriyle verdiği yetki İsa Mesih şeytana vermeyecekti. Şeytan bunun farkındaydı. Ama yine de saldırıyor. Karşısında diz çökmesini istiyordu. Ama olmadı. Ve bunu söyleyeyim ben size. Bu ayetleri her okuduğumuz zaman aklınıza sürekli bir ayet gelsin. Bakın İsa Mesih'in ne kadar büyük işler yaptığını görüyoruz değil mi ayetlerde? İsa Mesih göklere çıkmadan önce bende olan tüm yetkiyi ben de sizlere veriyorum dedi. Ve bütün uluslara tüm uluslara öğrencilerim olarak yetiştirildi. İsa Mesih'in öğrencileri olarak, İsa Mesih'in yetki verdiği insanlar olarak bu kitapta okuduğumuz İsa Mesih'in yaptığı ne varsa o yetkilere biz de sahibiz. Şeytanı kovmak mı? İsa Mesih'in bize verdiği yetkiyle bunu yapabiliriz. Şeytana galip gelmek mi? İsa Mesih'in verdiği yetkiyle bunu biz de yapabiliriz. Hastaları mı iyileştirmemiz lazım? İsa Mesih'in verdiği yetkiyle bunu yapabiliriz. Bakın sadece burada yine şeytanın bir oyunu devreye giriyor. Bu yetkiye karşı bizde şüphe uyanıyor. Sen böyle bir şey yapabileceğine emin misin? Mesela bir hasta geliyor karşınıza, düşünün, el koyup dua etmeniz lazım, o anda şeytan saldırıyor. Ya el koyarsan iyileşmezse, o zaman rezil olacaksın. İnsanlar senin imanından şüphe edecektir. Senin bir günahın olduğu için o hastayı iyileştiremediğini düşünecektir diye saldırmaya başlıyor. Ama bakınız, İsa Mesih'in eteğine dokunan kadın iyileşti. İsa Mesih o kadına gidip el koyup dua etmedi, iyileşmek istiyor musun diye sormadı. Veya başında dikilip saatlerce dua etmedi, saatlerce ona kelam anlatmadı. İsa Mesih'te böyle bir yetki vardı kardeşler. Ve ben inanıyorum ki bu yetki bizde de var. Sadece şeytanın ayartmasına uymayıp bu yetkiye sahip olduğumuzun farkına varmamız lazım. Böyle bir yetkiyle donatıldığımızın farkına varmamız lazım. Ve unutmayalım ki, yine söylüyorum, İsa Mesih bende olan yetkiyi size bırakıyor. Artık biz de onda olan yetkiye sahibiz. Benim bugünkü konum bu kadar kardeşler. Bitirmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Eğer hayatınızda sorunlarınız, sıkıntılarınız, stresleriniz varsa, şimdi toplantıdan sonra dua köşelerimiz olacak. Çekinmeyin. Hayatınızda ters giden bir şey varsa denenmede olduğunuzu kabullenin ve bunun farkına varın. Aksi takdirde sürüklenerek hani küçük bir nehirin üst kısmından baktığın zaman nehir çok da dalgalı görünmez. İçine düştüğün zaman dalgalı olduğunu farkına varırsın. Eğer içine düştüğünüzü anlamazsanız o sizi alır götürür. Çıkmaya uğraşmamız lazım o nehirden. Akan sudan.
O yüzden hayatınızda kötü giden bir şey varsa, hayatınızda iyi olmadığını düşündüğünüz bir şey varsa, lütfen toplantıdan sonra burada kalın ve sizin için dua edelim. Ve denenmede olduğumuzu kabul edelim ki, Rab'den de yardım isteyebilirim. Ya Rab bak ben şeytan tarafından saldırıya maruz kalıyorum, denenme içerisindeyim, lütfen bana yardım et diyebilirim. Aksi takdirde hayatımızda her şeyin dört dörtlük olduğunu düşünüyor olabiliriz. Ama aslında çok kötü yerlerdedir belki hayatımızda. Çok basit. İsa Mesih'in adıyla bütün kısmetler doğabilir. Amin. Çünkü onun sözleri her şeyden çıkıyor. Amin. Şeytan ne ki? Şeytan yeter ki Rabbin sözlerine... Yeter ki bizde olan yetkinin farkına varalım ve bu gücü anlayalım. Ne kadar büyük, ne kadar güçlü olduğunu anlayalım insanımız. Rabbim bizi bereketlesin kardeşler. Teşekkür ederim.